Köprü projesi ihtiyaç sahipleriyle ihtiyacını karşılayabilecek olan kişileri bir araya getirmeyi hedefler. İnsanın böyle bir nasıl diyeyim yani şimdi yani biz nasıl anlayacağız bunu? Yani gerçekten görülmesi lazım. Yani böyle hani oluyor hani işte yok oraya girmen lazım yani. Direkt oraya bağlamak istiyorum ama bir gir o eve gör, o ablanın gözyaşına bak, evi de bizatihi kendin teşhis et. Bak bakalım ihtiyacı var mı yok mu? Dolabını sana bir açsın. Bak bakalım ihtiyacı var mı yok mu? Sen bu yelekle yakacak bir şey yok. Hafta sonu nasıl geçireceksin? Bilmiyorum deyip gözüne baktığında ha, o zaman anlıyorsun ki sen gerçekten insanlığından bir şeyler yitirmeye başlamışsın bile. Çok olmuş, o tren geçmiş. Köprü projesi sizden para talep etmez. İBAN'ımızı gönderelim, bize bir para atın da gidip biz yardım edelim demez. Adresi verir. İnternet üzerinden yardım etmenizi sağlar. Adresi verir ki en önemli kısım burası, bizatihi gitmenizi sağlar. Varlıklı olanın neye ihtiyacı var? Şükre, kanaate, o içinde bulunduğu nimetleri paylaşabileceği merhamete. Evet, selamun aleyküm. Bugün bizim için, insanlık için inşallah çok faydalı olacağına inandığımız bir projeye adım atmak üzereyiz. Bu bizi bir yandan sevindiriyor. Onun bir heyecanı, mutluluğu var açıkçası ama bir yandan da üzüyor. Çünkü işin içine ne kadar çok girerse, yani daha fazla müdahale ettikçe insan bazen kendinden utanabiliyor. Yani insanın insanlığını yitirdiğinin şahidi yine biz oluyoruz. Ne demek istiyorum? Birazdan daha net anlayacağımızı düşünüyorum. İsterseniz ilk olarak projeden bir bahsedeyim. Öncelikle projenin ismi Köprü. Köprü projesi. Peki Köprü projesi neyi hedefliyor? Köprü projesi ihtiyaç sahipleriyle ihtiyacını karşılayabilecek olan kişileri bir araya getirmeyi hedefler. Dikkat edin, buradaki hedef para vermek değil, ihtiyaç sahipleriyle, bir aileyle, bir çocukla sizi, bir kişiyi, o aileyi bir araya getirmek. Yani belki aynı sofraya oturtmak, aynı ortamda muhabbet edebileceği, dertleşebileceği bir ortamda onları bir araya getirmek. Hanımınızı hanımlarla, çocukları çocuklarla, beyleri beylerle tanıştırmak, bir araya getirip kaynaştırmayı hedefler. Ensar, muhacir gibi diyebiliriz. Köprü projesinde hedef aileleri bulmak. Yani biz Gaziantep'teyiz. Oradaki aileleri bulacağız. Bizatihi kendimiz gireceğiz ve o ortamı, evi göreceğiz. Neye ihtiyaçları var? Birebir ağızdan bunu yapacağız ki biz şu an buna başlamış durumdayız. Çok şükür. Eğer aynı şehirde değilsek ve buna vakit ayıramam, ulaşamam, uzaktayım diyorsanız bunu sosyal medya üzerinden bu yardımı yapabileceğiniz bir platform kuruyoruz. Ne yapıyoruz? Mesela ailenin ihtiyacı bu deyip size bildiriyoruz. Siz bu ihtiyaçları bizatihi kendiniz adrese internet üzerinden çok rahatlıkla gönderebiliyorsunuz. Bot, erzak, mont, yakacak. Bu artık internet alışverişi, hele ki şu hastalık sürecinde çok daha yaygın ve artık çok kolay. Bir tıkla bir aileye ulaşmanızı sağlıyoruz. İşte bir insanın ihtiyacı var. Neye? Yemeğe, işte kömüre, kıyafete, işte faturalarının ödenmesine. Birçok noktada ihtiyaç var. Peki varlıklı olanın neye ihtiyacı var? Şükre, kanaate, o içinde bulunduğu nimetleri paylaşabileceği merhamete. Bak, insan o varlığın içerisinde merhametini kaybediyor artık. Yani zannediyor ki kimsenin ihtiyacı yok. Ben bak çok duydum ha. Yani herkes zengin ya, işte Antep'te. Antep'te ya, bakma sen, yoksul yok. Ya bir gir. Şimdi direkt oraya bağlamak istiyorum ama bir gir o eve gör, o ablanın gözyaşına bak, evi de bizatihi kendin teşhis et, bak bakalım ihtiyacı var mı yok mu? Dolabını sana bir açsın, bak bakalım ihtiyacı var mı yok mu? Telefonu açtığın zaman niye aradınız beni dediğinde, ya işte abla kusura bakmayın rahatsız ettik, işte bir yardım projemiz var da gelip size destek olmak istiyoruz dediğinde, şöyle bir telefonda ya Rabbi dualarımı kabul ettin diye bir ağlasın, sonra bak bakalım o plazmanın başında birilerinin ihtiyacı var mı yok mu? Yani benim sözüm, o kızdığım kesim, kimsenin ihtiyacı yok deyip böyle
insanlığını, merhametini yitirmiş kişiler. Gerçekten bunlar beni kendimden bile soğutuyor. Bizim hedefimiz burada insanlığımızın üzerindeki o gaddar tabaka var ya, onu da eritmek yani. Amaç bu. İnfak, nifakı sökecek. İşte bir aile ısınacak ama senin gönlündeki o kalbindeki buzlar da eriyecek yani. Projenin amacı bu. Dolayısıyla köprü projesini anlamışsak şunu da anlamamız çok zor değil. Köprü projesi sizden para talep etmez. İBAN'ımızı gönderelim, bize bir para atın da gidip biz yardım edelim demez. Adresi verir, internet üzerinden yardım etmenizi sağlar. Adresi verir ki en önemli kısım burası, bizatihi gitmenizi sağlar. Tabii başlarken düşünüyorduk, işte bizim ihtiyacımız var falan diyorduk ama bunlar hep kaloriferlerin yandığı, sıcak, kalın kazakların olduğu, işte karnımızın doyduğu evlerde çok anlaşılabilecek şeyler değil. Bizatihi oraya gidip işte teyze bu hafta sonu yasak var, ne yakacaksın dediğinde bilmiyorum ifadesini bizatihi ondan gördüğünüzde veya işte ya teyze senin hiç montun yok mu, botun yok mu, bir şeyler alalım falan, yok mu üzerine kalın bir şey? Vallahi bunlar var deyip bu yelek gibi ince bir şeyi gösterdiğinde sen bu yelekle yakacak bir şey yok, hafta sonu nasıl geçireceksin? Bilmiyorum deyip gözüne baktığında o zaman anlıyorsun ki sen gerçekten insanlığından bir şeyler yitirmeye başlamışsın bile. Çok olmuş, o tren geçmiş. Yani özetleyecek olursak köprü projesi bizle insanlık arasında, insanlığımız arasında bir köprü ve bizimle de yoksul insanlar, kardeşler, aileler arasında bir köprü oluşturmayı hedefler. Şöyle bir iki köprülü, ortasında bizim olduğumuz, bir tarafı insanlığa, bir tarafı yoksulluğa uzanan bir proje. Tabii bu hissiyatla böyle işin içine giriyorsunuz. Diyorsunuz ki ihtiyaç sahibi ailelere ulaşalım. Onları bizatihi gidip kendimiz görmemiz lazım diyoruz. Adres topluyoruz etraftan. İşte bir gün 7 tane adres aldık. Oraya gidelim, işte evleri gezelim, oradaki ailelerle tanışalım istedik. Yani hangisini anlatacağım bilmiyorum ama şöyle birkaç tanesinden bahsedebilirim. Bir ablamızın evine gideceğiz. Aradık, telefonu açmadı. Sonra dedik bu teyzemizin evine gidelim. Teyzeyi aradık. Teyze açtı, bize tam yerini tarif etti. Tam gideceğiz, ışıklarda duruyoruz. Abla geri bizi aradı. İsim vermeyeyim. Açtık, işte ne oldu falan, hayırdır, niye aradınız falan dedi haklı olarak. Dedik abla böyle böyle bir yardım projemiz var. Size yardım etmek istiyoruz. İhtiyaçlarınız neler? Bizatihi gelip görebilir miyiz? Müsait misiniz? Dediğimiz anda abla telefonda ağlamaya başladı. Yani şimdi biz böyle kırmızıdayız en köşede, hiç böyle hadi gidelim bile demeden direkt en sağ şeride kırdı, sağ olsun bizim abimiz Harun abi. O halet başka bir şey. Yani telefonda size değil tabii ki bize şükredecek bir durum yok. Biz Allah'ın verdiğini Allah'a harcıyoruz. Allah'ın dediği şekilde harcamakla mükellefiz. Yani o haleti işte insanın yaşaması gerekiyor. Yani Allah'ım şükürler olsun, dualarımı kabul ettin, dualarım karşılık buldu deyip anında Cenab-ı Hakk'a yalvaran, kim bilir kaç gecesini o yakarışla, kim bilir kaç gece ağlayarak sancılı sancılı geçirmiş ki, yani bir cümlenizle bir insanın gözyaşları, bir insanın o şükrü, mutluluğu, bunu görüyorsunuz. Bir yandan mutlu ediyor tabii, bir yandan o halet sizi üzüyor. Diyoruz daha gitmeden bile başladık yani, biz ne yapıyoruz ya, biz nasıl insanlarız? Arada böyle muhabbet döndü. Girdik eve velhasıl, bizi tabii çok güler yüze karşıladı abla. Eşi hapishaneye girmiş, iki tane çocuğu var, 4 yaşında biri 5 yaşında. Ortamı gördük, yakacak çok az var. Sadece diyor geceleri yakıyorum, biter diye korkuyorum diyor. Biraz muhtar kömür verdi. Sadece gündüzleri soğuk geçiyor. Yani o halette bizi görünce çocuklar böyle garip, ortam garip. Hani bizi zorluyor. Yani gerçekten bir şeyim yok. Bunu anlamanız için ne yapıyor? İşte eve girin diyor. Yok abla girmeyelim. Hani işte erkek olmadığı için belki sakıncalı olmasın. Girmeyelim abla. İşte buzdolabını açıyor. Vallahi bak bir şey yok. Bakıyor abla, işte senin kıyafetin var mı? Kıyafetim yok. İşte komşular ne verirse o. Yani insanın böyle bir, nasıl diyeyim yani şimdi, yani biz nasıl anlayacağız bunu? Ya gerçekten görülmesi lazım. Yani böyle hani oluyor hani işte, yok oraya girmen lazım yani. Gazikent'te bir Suriyeli aile vardı. 3 kişilerdi. Bir yaşlı teyze var. Talaktı. Evin bir erkeği var. Tamamen kör. Bir de abla vardı. Taşıydı. Allah. Gözleri şaşırdı. İhtiyaçları nasıl karşılıyorlar? Bilmiyoruz. Ya, bak yani elimizden geldiğince bizim orada
kaçasına falan. Sağ olsun onlarla beraber yardım ettik de. Sonradan bir öğrendik ki abi. Hani zaten ev de değildi. Bir ambardı. Ambarda yaşıyorlardı. O ambarın sahibi de onları oradan çıkarmış abi. Sokağa atmış bir de. Kiralarını vermiyor. Lan ambarın ne kirası olacak ya? İnsan. O ambardan gelecek para cebine girmese ne olur be? Diyorum ya işte bu bizim yani neye ihtiyacımız var görüyor musun? Neye ihtiyacımız var? Demek ki para insanı adam etmiyor ya. Değil mi? Yani bugün şu kaloriferi biraz kısıt yatsak. Ben şu bile yani çıktın ayakkabı botun yok. Tamam mı? Yazlık ayakkabıyla çıkıyorsun. Onun verdiği utancı yaşıyor biliyor musun? Orada yazlık ayakkabıyla çıkıyor. Gittik eve mesela dedik abla bunlar bot yok mu yani çocuklara? Hani bir şey ayaklarına. Dedi yok. Terlik var ayaklarında çorap da yok. Dedim, çorap ya bilir ha. Dedik bot alalım işte çocuklara. Yazıyoruz işte oraya. İşte 33 numara 30 numara. İki kız çocuğu bot. Botu diye. Sonra dedik abla sana da alalım. Yo dedi bana gerek yok dedi. Siz çocuklara alın yeter dedi. Var mı ayakkabın dedik. Bu var işte dedi. Böyle ama o kadar öyle bir söylüyor ki yani sanki gayet normal bir şey yani. Hani bu gayet normal işte. Bu var. Bu var dedi. Ayağında bir çorap var. Çorabın üzerinde de terlik var. Bu var ayağımda diyor. İşte o günde iki gün öncesinde falan kar yağmıştı yani. Dedim bana gerek yok. Abla diyorum hani mont ihtiyacın var mı? Kaban ihtiyacı alalım mı kaban diyorum. Yo bu var diyor. Böyle yelek nasıl diyeyim bu yeleğin kolsuz. Hani biraz daha kalın. Bu var diyor. Sen diyor kaç beden giyiyorsun biz alalım bir şeyler getirelim falan. Bilmiyorum ki diyor biz ne verirlerse onu giyiyorum ben diyor. Beden ölçüsünü bilmiyor. Gidip kendine mont mu almış ya. Ya o zaman işte insan da diyor ki yani biz ne yapıyoruz diyor yani. Hani Müslümanım ama Allah Resulü olsa vallahi böyle yapmazdı yani. Hele ki Ömer olsa, Hazreti Ömer'in o sözünü çünkü daha iyi anlıyorum. Halife, duysam ki dağda diyor bir dağda bir koyunu bir kurt kapmış. Korkarım ki adalet-i ilahiye Ömer'den hakkını sorar diyor. Ömer'in olduğu beldede bir kurt bir kuzuyu da kapamaz yani. Düşün kuzuya hayvanlara sahip çıkmak. Hayvan hakları falan bunlar hikaye. Bunlar 1450 yıl öncesinde zaten İslam'da yapılıyor yani var. Ama Müslümanlarda yok işte problem. Onu biz üzerimize düşeni yapmakla artık mükellefiz yani inşallah. Dolayısıyla bizim bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ve yapacak gerçekten çok kolay imkanlarımız var. Dedik ya bir tıkla bile bunu halledebiliriz. İşte bir bot kaç para? 60 lira. Böl 6 takside 10 lira aylık. 10 lirayı da 30'a böl günlük 30 kuruş. Yani bugün ben abi döner bulamıyorum diyen bir öğrenci bile çok rahat günlük 30 kuruş vererek bir çocuğun ayağını ısıtabilir. Bu çok zor değil. Hani videonun başında söyledik. Bu proje bizim için dedik. Yani böyle bir mübalağa, bir abartı, işte insanlık bir acitasyon falan değil yani. Oraya gittiğin zaman sen iyi oluyorsun. Diyorsun ki Allah'ım sana şükürler olsun. Benim gerçekten bir derdim yokmuş. O günde mesela biraz yemek yememişsen, karnı açsa kendi açlığını unutuyorsun. Normal şartlarda hemen böyle sinirlenebilecekken belki açlığına. Diyorsun ki ya bu dert değil ki. Bu bir şey değil yani ben şu halimle kaç ay belki yaşarım bilmiyorum. Ama bu insanlar ne yapacak? Eğer bir aile çekip çeviren biriyseniz, bir oranın eriyseniz eşinizi alın götürün. Çocuklarınızı alın götürün. O kişilerle, o insanlarla, o ailelerle, o çocuklarla tanışsınlar. Ve şükrü, kanaati aslında ne kadar bolluk içerisinde olduğumuzu bize gösteriyor. Yani ben şuna inanıyorum. Örnek veriyorum, gittiniz Ayşe teyzeyle eşiniz tanıştı. Yarın öbür gün size şunun niye yok, bunun yok diye kızacakken mutlaka Ayşe teyze aklına gelir. Ve der ki, ya sen burada neyi istiyorsun? Kocanı neyi darlıyorsun? Şu an Ayşe teyzenin evinde yemek var mı yok mu o bile belli değil. Ya bey var mı bir şeyimiz? Var. Ya ben hakkımdan feragat ediyorum diyecektir ve bunu Ayşe teyzeye verelim. Gidelim Ayşe teyzeye götürelim. Ayşe ablanın da bugün kazanında güzel bir şey yemek kaynasın diyecektir. Çocuğunuz işte şu oyuncağım yok, bunum yok. Emin olun bu dertleri çok kolay çözebilecek bir proje bu, köprü projesi. Gittiniz o aileyle oturdunuz, tanıştınız. Çocuklarınız orayı gördü. Baba biz ne kadar büyük nimetin içindeymişiz diyecektir. Çünkü eminim birçoğumuz o yardıma gittiğimiz evlerde bir gece çocuğumuzun kalmasına müsaade etmeyeceğiz. Çünkü burada hasta olur. Burada yani bırak üşütmeyi nemden, rutubetten hastalık kapar. Yediği temiz mi belli değil. Ben çocuğumu burada tutamam diyeceğiz. Bakın bunu oraya gidince daha net göreceğiz. O hayattan, o yoksulluktan çıkıp gelen varsa bizi daha da iyi anlayacaktır zaten. Bizim değil onların kesinlikle konuşup bu projelere öncülük yapması gerekiyor diye düşünüyorum.
O zaman ne yapacağız? Şu an köprüleri kurmaya başlayacağız artık. Kimle? Öncelikle kesinlikle insanlığımızla, merhametle o köprülerimizi kuracağız inşallah. Sonra yoksullar, yoksul bize ihtiyaç duyan o ailelerle, o çocuklarla irtibata geçeceğiz. Bunu biz şimdilik yaptığımız sadece Antep'te gezebiliyoruz. Gördüğümüz, bildiğimiz ailelerle sizi tanıştırıyoruz. Bizimle WhatsApp numaramız üzerinden irtibat kurduğunuz zaman ben yardım etmek istiyorum dediğinizde bir ailenin fotoğrafı veya videosuyla karşılaşacaksınız. İzleyeceksiniz, bakacaksınız ve bir liste göreceksiniz. Şu, 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 şu ihtiyaçlar var. Botlar, kabanlar, yakacak, yiyecek, fatura belki. Hepsini internetten yapabileceğiniz şeyler olacak bunlar. Dediğimiz gibi para alışverişinde bulunmayacağız. İhtiyaç alışverişinde bulunacağız ve siz bir tıkla direkt bu ailelere yardımda bulunabileceksiniz. Fakat ya ben adresi alayım, Antep'teyim veya Antep'e yakınım. Bizatihi gidip kendim görmek isterim dediğiniz zaman ki bu projenin hedefi bu. Bu şekilde ailelerle direkt irtibat kurmanızı sağlayacağız. Peki ya ben internetten göndermek istemiyorum ama birebir de ailelerle diyalog kurmak istiyorum derseniz, mesela İstanbul'daysanız, kesinlikle bu haftaki hedefimiz orada bir aile bulmak olacak. Bunu biz yapamayız. Bunu siz yapacaksınız ve oradaki bir ailenin sofrasına dahil olup, tabii ellerimiz boş gitmeden sofraya dahil olup, onlarla biraz muhabbet edip, gerekirse dedik ya eşimizi çocuğumuzu götürüp o atmosferi yaşayacağız ve emin olun evimize huzurun ve bereketin ve kanaatin, şükrün girdiğini göreceğiz. Buna kesin eminim yani. Sizi de temin ederim. Çok lafı uzatmaya gerek yok. Bizimle WhatsApp üzerinden irtibat kurabilirsiniz. Instagram sayfamız üzerinden irtibat kurabilirsiniz. Bizimle irtibata geçmeden siz bulunduğunuz şehirde köprüler kurabilirsiniz. Rabbim bizleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi ihtiyaç sahipleriyle, merhamet ve güzel ahlakla köprüler kurabilen Müslümanlardan eylesin inşallah. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.